Merhaba arkadaşlar son günlerde e, sosyal medya hesaplarından haber sitelerinden çok ciddi paylaşımlar görüyoruz bununla alakalı haber incelemesi yapacağız ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız Hadi şimdi gelin videomuza geçelim son günlerde haber siteleri ve haber e, sayfaları üzerinden okulları ile alakalı gerçekten çok önemli açıklamalar geliyor buna göre haber sayfaları okulların ara tatilden sonra kesin olarak e, çok yüksek ihtimalle Uzaktan eğitime geçeceğini söylüyor. Ancak bunlar tamamen haber sayfalarının yaptığı açıklamalar. Yani biz bunları kendi irademizle söylemiyoruz. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu kararlar, bu açıklamalar tamamen haber sayfalarına bağlı. Ama şunu da belirtmem gerekiyor. Resmi açıklamalar en önemlileri. Yani biz bu tarz açıklamaları dikkate almalıyız. Ancak... Ee... %100 dikkate almamalıyız. Yani %100 inanmamalıyız. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Ancak sadece ihtimaller söz konusu olabilir. Diğer türlü kesin %100 uzaktan eğitime geçilecek diye bir şey denemez. Bu tamamen e, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı. Bakıyoruz ki birçok Twitter'da olsun, e, Instagram'da, normal haber sitelerinde olsun, bazı haber sitelerinde olsun... ...birçoğu uzaktan eğitime ara tatilden sonra geçilir veya işte ara tati, e, ara tatilden sonra birkaç hafta sonra uzaktan eğitime geçilir... ...veya kış aylarında %100 uzaktan eğitime geçilir gibi haberler görüyoruz. Bunlara dediğimiz gibi e, %100 inanmamamız gerekiyor. Tabii ki inanabilirsiniz yani böyle bir ihtimal söz konusu edebilirsiniz ama %100 e, ümit etmemenizi... E, sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi bunların doğruluk payının %100'lülüğü yok. Dediğimiz gibi ancak resmi açıklamalar doğrudur. Ve resmi açıklamaları da takip etmenizi söylüyoruz ki zaten biz bunları sizlere kanalımızda da açıklıyoruz. O nedenle abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.